Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Güzel yorumlarınızı alıyorum, güzel dileklerinizi alıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kim varsa kanalımızı destekleyen, bizi destekleyen, videomuzu izleyen kim varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane tepeli erkeğimiz vardı. Dünkü videomda göstermiştim. Onu alıp üstteki dişinin yanına atacaktım. Onu bugün ben attım. Şöyle, onun bir tane yavrusu vardı yanında. Dünkü videomda zaten göstermiştim. Bir tane yavrusu kalmıştı. Yem yemeye başlamıştı ama ayırmamıştım bir türlü. Şimdi ayırdım yavruyu. Erkeği de yanına attım. Yani gerçekten beni şaşırttı. Tamam, ikisi de kızgındı. İkisi de kızışmıştı ama yani bu kadar çabuk sürede çiftleşeceklerini gerçekten tahmin etmiyordum. Hemen çiftleştiler arkadaşlar. Yani normalde bir 10-15 dakika tanışma süreci falan vardır ya bunlarda. Bunlarda hiç öyle bir şey olmadı. İlk attığımda zaten dişi yuvalıktaydı. Benden korktuğu için yuvalığa gitmişti. Sonra erkeği attım yanına. Erkeği görünce hemen yuvadan çıktı. Tüneye geldi. Tüneye geldi gelmez zaten hemen yattı arkadaşlar. Çiftleştiler. Yani 30 saniye gibi bir sürede gerçekten çok şaşırttılar beni. Hani hiç tanışma süreci falan değil. Tamam, ikisi de kızışmış ama yani sonuçta bir önce bir tanışma süreci vardır ya. Bunlarda hiç öyle bir şey olmadı. Hemen çiftleştiler. Ben de bu duruma çok sevindim. Bakalım inşallah güzel yavrular verirler bizlere. Biz de sizlere buradan aktarırız, gösteririz. Bu arada yavru derken arkadaşlar, yani önümüzdeki günlerde yavrular yeme düştüğünde, yavrularımız büyüdüğünde, artık kendini kurtardığında bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bundan da bilginiz olsun. Bir çekiliş yapacağız. 3 tane yavru göndermeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Yani artık birinci, ikinci, üçüncü diye ayıracağız. 3 tane yavru göndereceğiz. Onun detaylarını da zaten çekiliş videosunda aktarırım. Zaten şu anda yavruların yeme düşme süreci biraz daha var arkadaşlar. Ama takipte kalın. Muhabbet kuşu ihtiyacı olan kim varsa takipte kalsın. Hatta eşinize, dostunuza, akrabanıza, bu işi seven, muhabbet kuşunu seven kim varsa onlara da gönderebilirsiniz. Çekilişimiz olduğunda en azından herkesin haberi olsun. Hem kanalımız biraz gelişsin, hem de birilerine kuş gönderelim, yardımcı olalım. Bakalım arkadaşlar, öyle bir düşüncem var. İnşallah kısmet olur da yavrularımız sağ salim yeme düşerse, öyle bir düşüncem var, yapmayı düşünüyorum. Bakacağım hayırlısı. Başka ne diyecektim ben? Ha, bir de arkadaşlar, bu bir ara bir takipçim bana demişti, hani kardeş muhabbet kuşları çiftleşir mi? Bu konu hakkında bir video yapar mısın demişti. Şimdi bu video içerisinde onu da söyleyeyim ben sizlere. Kardeş muhabbet kuşları şöyle arkadaşlar, buradan mesela ben 5 tane yavru aldıysam veya 6 tane yavru aldıysam, bu yavruları birbirine çift etmiyorum arkadaşlar. Mesela evde bir çift kuş besleyip de hani yavrular çıktığında bunları birbirine eş edebilir miyim, çift edebilir miyim diye merak eden çok kişi var. Bu aynı yuvadan çıkmış yavruları biz üreticiler olarak çiftleştirmiyoruz arkadaşlar. Çapraz çiftleştirme dediğimiz olay var. Mesela buradan dediğim gibi 6 tane yavru aldın. O yavruları ayırırsın bir kenara. İkinci parti yavrularını da alırsın. İkinci parti yavrularını aldığında ikinci partiyle birinci partiyi çapraz bir şekilde çiftleştirebilirsin. Bir problem olmaz. Ha, benim birkaç arkadaşım var. Aynı kardeşler, aynı yuvadan çıkmış kardeşleri.
çiftleştiriyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Ama hani üreticiler arasında eski bir gelenektir bu. Aynı yuvadan çıkan kardeşleri biz çiftleştirmiyoruz. Yani sıkıntı olabileceği söyleniyor. Yani riske atmaya gerek yok derim ben. Aynı yuvadan çıkmış kardeşleri çiftleştirmeyin. Bir sonraki partiyle bir önceki partiyi çapraz bir şekilde çiftleştirebilirsiniz. Onlar bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şuradaki rainbow dişimizin yavruları çıkmaya başladı. Onu da göstereyim sizlere. Burada siyah göz beyaz kuşumuzun yavruları çıkmaya başladı. Dişisi de rainbow zaten. Bir tane yumurta boştu zaten. Bunda 7 yumurta vardı. Bir tanesi boştu, onu aldım. Şu an 5 yumurta kaldı. Yavrunun biri çıktı. Ne kadar güzel değil mi ya arkadaşlar? Yani Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Yani ben her seferinde böyle heyecanlanıyorum bunları gördüğümde. Hani sürekli yavru alıyorum. Artık alışmışım yani bu işe. Ama her gördüğümde de heyecanlanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum bu işi. Bakalım buradaki rainbow dişimiz tek kaldı. Zaten bu erkek beğenmiyor. Erkek beğendiremiyorum buna. Ondan dolayı biraz tek kalsın. Hatta ben onu salmaya alacağım arkadaşlar. Bakalım salmada da birkaç tane kendime kuş ayırdım. Onlarla birlikte büyüsün. Bakalım bulabilirsek beğendiği bir erkek çiftleştireceğiz. Buradaki çiftimiz arkadaşlar, dün videoda söylemiştim. Bu Çekoslovak erkekle şu Cremino dişimiz. Çık kızım bir bakalım. Ya bunların ilk yumurtladığı yumurtalar tutmamıştı. Son en son birkaç tane yumurta yapmıştı. İki taneydi sanırım. İki tane yumurta yapmıştı. Onları ben her ihtimale karşı almamıştım. Belki tutar diye. Bunların da son iki yumurtası tutmuş arkadaşlar. Dün ben videodan sonra baktım. Tutmuyor diye söylemiştim ben dün. Tutmadı diye söylemiştim. Dün videodan sonra baktım, kontrolünü yaptım. İki tanesi tutmuş arkadaşlar. Demek ki sonradan çiftleşmeyi öğrenmiş. Çünkü ilk yumurtaları tutmuyordu. 5 tane falan yumurtlamıştı sanırım. 3 tanesini aldım zaten. Değişim yapmıştım diğer çiftlerin yumurtalarıyla. En azından dedim yavru bakmayı öğrensin. Onun da son 2 yumurtası tutmuş. O da bana çok sevindirici bir haber oldu. Oradan kırık yavrular gelecek bana inşallah. Çiftleşmeyi öğrenmeleri çok güzel oldu. Onun dışında işte buradaki rainbow erkeğimizi atmıştık albino'nun yanına. Bunlar da çiftleşiyor. Şu an yumurtada yatıyor kızımız. Dün videodan sonra ben bunu fark ettim. Yumurtası sıkışmıştı bunun arkadaşlar. Şey yapamıyordu, sancılıydı. Yumurtada yatıyordu zaten. Baktım çok sancılı, bir sıkıntısı var yani. Aldım yumurtayı, çıkardım. Şu an gayet rahat. Bir sıkıntısı yok. Yumurtada yatıyor şu an. O yumurtasını attım zaten, çıkardım yumurtayı. Ben ona bir tane buradaki dişiden yumurta koydum. Çünkü bunun altında çok fazla yumurta var. Normalde bunun arkadaşlar şöyle bakın. Şu an 7 yumurta, bir de yavrumuz var. Bir yumurta daha almam lazım bundan. Büyük ihtimalle onu da bu Cremino dişinin altına koyacağım. Çünkü çok fazla orada, o şekilde sıkıntı olur, bakamaz. Onu oradan kaydırmayı düşünüyorum. Şurada bir tane erkeğini ayırdığım dişi vardı. Şu an bir tane yavru var altında, onun üzerine yatıyor. Bu yavruyu aslında ben bunun altından almam lazım. Ama alamadım. Bunu düşüncem şuydu. Bundan alıp şuradaki çiftin altına koyacaktım. Bunların altına koyacaktım. Bunun yavrularını da göstereyim. Kıskanıyor biraz ama mama verdik, her tarafı rezil ettiler. Bunun altına koyacaktım arkadaşlar ama bu yavrularda da şunu fark ettim. Dişi
macundan çıkmış. Yani tüm yem kusuyor artık yavrulara. Ondan dolayı da o yavru çok küçük kalır. Tüm yem kusarsa o yavruyu öldürür bu. Ondan dolayı buraya alamadım onu. Yani bir bırakırsa inşallah bakalım. Yani normalde yavrular belli bir seviyeye gelene kadar bunlar macun kusması lazım ama bu artık tüm yem kusmaya başlamış yavrulara. Bu yavruların bile gelişimi farkındaysanız biraz sıkıntılı. Bilenler bilir zaten. Vücutları kıpkırmızı olmuş artık. Tüm yemi onlar tam olarak eritemiyor arkadaşlar. Normalde çiftler yavrulara belli bir süre macun kusması lazım. Buradaki çiftimizin yavrularına bakalım ne durumda. Dün de göstermiştik ama video çekmişken yine gösterelim. Yani normalde yavrunun gelişimi bu şekildedir. Bu şekilde gelişiyorsa gayet sağlıklıdır. Ama alttaki, az önceki alttaki yavruları gördünüz. Çok da gelişimleri iyi değil. Onun sebebi de işte beslenme kaynaklı. Şu an bunlar tüm yemi eritebilir. Bunlarda bir sıkıntı olmaz ama alttakiler hala macun alıyor olması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, anne baba kendi kursağında eritip o şekilde vermiş olması lazım ki yavrular sağlıklı büyüsün. Buradaki yavrularımız da dışarıya atlamaya başladılar. Baba dışarıda besliyor onları şu an. Artık büyüdüler, dışarıya atlamaya başladılar. Zaten buradaki yavrular da çıkıyor. Biraz önce birkaç tanesi dışarıda geziyordu. Çıkıyorlar. Yem bulurlarsa yerde yemiyorlar. İşte yem yemeyi öğreniyorlar bu şekilde. İşte buradaki dişimiz yumurtlamıştı. Şu an yumurtada yatıyor. Ben onu çok rahatsız etmek istemiyorum. Göstermek isterdim ama çünkü bu biraz tedirgin. Normalde bakarım ama bu dişi biraz tedirgin. Uzun zamandır da ben bundan yavru bekliyordum. Bakalım inşallah yavruları çıkar. Yavrusunu almayı çok istiyorum. Uzun zamandır bekliyordum bu dişinin çiftleşmesini. Ondan dolayı da şu an hiç rahatsız etmiyorum. Hiç dokunmuyorum. Çünkü çok tedirgin. Bir giriyor bir çıkıyor. Hiç rahatsız etmek istemiyorum o yüzden. Buradaki yavrularımız da büyümeye devam ediyor. Bunun bir tanesi tepeli. Şu. Şöyle tutayım. Daha rahat görünsün. Ya tepeli dediğim hani fünyeli. Burunun üstünde az bir şey tepesi var. Yani tepeli de denmez aslında. Fünyeli deriz biz ona. Bunlar bu şekilde. Yani bunlar atar atmaz çiftleşti. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşatmadılar bana. Bakalım inşallah güzel yavrular verirler. Bu dişi zaten genelde erkek tarafını veriyor. Biraz da tepeli yavru verirse çok güzel olur. Bakalım hayırlısı. İşte bizi sevindiren şeyler de oluyor arkadaşlar. Üzen şeyler de oluyor tabii ki. Ama ya üretim işinde bunlar olabilen şeyler, yaşanabilen şeyler. Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz. Mesela bir tane kuşum ölse ben çok üzülüyorum. Ama işte yeni yavrular geliyor arkasına, yeni çiftler oluyor. Bir şekilde bizi sevindirmeye devam ediyorlar. Bakalım hayırlısı ne olacak, ne bitecek. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah.